Değerli izleyenler, Bu Benim İşim programının bu haftaki konuğu Adıyamanlı çiğ köfteci Ali Baba. İçeride işletme sahiplerimiz var. İkisi de çok tatlılar. Gelin birlikte tanıyalım. Evet, işletme sahibimiz var. Öncelikle sizi tanıyalım. Tabii ki. Emre Mutlu ben. 25 yaşındayım. Aslen Kayseriliyim. Doğma büyüme Nevşehirliyim. Yaklaşık 24 senedir de Nevşehir'de ikametgah ediyoruz. Emre Bey, şimdi biz Meteris'te bakıyoruz ama yeni açılan bir mekan ve 25 yaşındasınız, çok da gençsiniz. Böyle bir sektöre atılma isteği heves midir, merak mıdır, yoksa bir aile mesleği midir? Nasıl başladı? Benimki tamamen ticarete yönelik bir tecrübe amaçlı diyelim. Genç yaşta tecrübe edinip ilerleyen yaşlarda hatalarımızı gözden geçirip daha iyi yerlerde, daha iyi konumlarda olmayı hedeflediğimiz için böyle bir dükkan açtık. İsmi de Adıyamanlı çiğ köfteci Ali Baba. Neden bu markadan bayiliği alıp da yürütmek istediniz? Şöyle ki, bulunduğumuz konum üzerinde Ali Baba yok. Yani genellikle ismi duyulmamış şeyleri duyurmayı kendi prensibimdir, severim. O şekilde de yaptık. Ali Baba ile anlaştık. Bayiliğini alıp açtık. Gayet de çok şükür her şey yolunda. Sevdiler de ismimizi. Memnunuz şu anda. Yani hem 25 yaşındasınız, hem duyulmayanı duyurmaya çalışıyorsunuz. Zorlu bir adım atmışsınız aslında. Ama zoru sevdiğinizi söylediniz. Umarım güzel sonuçlanır diyoruz. Biz işin mutfak kısmına geçelim mi birazcık? Evet, işin mutfak kısmına geçtik. Öncelikle sormak istiyorum, neden çiğ köfteci? Yani seviyor musunuz, yoksa daha mı kolay yani çiğ köftecilikle adım atmak? Kolaylığından ziyade her gün kesinlikle yiyebileceğim bir şey olduğu için, insanlara da Ali Baba'nın tadını beğendiğim için sunmak istedim. Bu yüzden çiğ köfteci Ali Baba zaten öncelikle. Yani kısaca da sebebi bu. Sevdiğiniz için. Ustalık olduğu için mi direkt atılım gerçekleştiririz? Yani bir bilginiz var mıydı sektöre dair? Sadece inanın lezzet açısından yemek taraflı. Yemek kısmında bir bilgimiz var. Ustalık kısmında bir bilgimiz yoktu ama 1,5 ayın içinde tabii ki bu işi yapan ustalarımız da vardır illaki, ama onlar kadar olamasak da kendi çapımızda 1,5 ayın içinde bir ustalığımız oldu. Çok güzel, çok büyük bir çaba sarf ediyorsunuz gerçekten. Peki biz ürünlerimize geçelim. Şimdi müşteriler geldiğinde ne bulabilirler Ali Baba'dan? Ali Baba'da hemen hemen her şeyi bulabilirler. İçli köfte, ondan sonra künefe, çiğ köftenin haricinde. Yani çiğ köftenin içinde içeriye girdikleri zaman akla gelebilecek her şey var Ali Baba'da. Çok güzel. Peki çiğ köftemizi ana şubeden mi, merkez şubeden mi geliyor ürünler? Tabii ki Adıyaman'dan geliyor. O şekilde. Anladım. Peki görsel olarak gösterebilir miyiz seyircilerimize biraz da? Şimdi burada da olduğu gibi sanırım afişte, ben şöyle alayım yanıma sizi. Burada porsiyon mu oluyor? Ya da paket servisi nasıl? Hem porsiyon hem paket servisinde görüntüdeki gördüğünüz gibi. Bu şekilde de içeriye gelen müşterilerimize porsiyon şeklinde masada önlerine geliyor. Ben bunu anlamadım. Tam meze gibi sandım başta ama. Hem içine çiğ köftenin giren baharatlar ve içindeki olan karışımları, aynı zamanda da masaya gelen bir karışım. Burada da menülerimiz var. Dürüm, içli köfte, ayran, artı ayran künefe. Bu şekilde 4 tane menümüz var. Şimdi ben dışarıda bir pankart da gördüm. Geri yerimize geçelim isterseniz rahat rahat. O pankartta da öğrencilere dair bir jestiniz var. Sanırım öğrencinin halinden anlıyorsunuz ve onlara güzel bir jest yapmışsınız. Nedir bu jest? Öğrencilerimiz de izliyorsa muhakkak ki gelmek isteyeceklerdir. Onlara da söyleyelim. Şöyle ki, öğrencilerimizin genel olarak bildiğim bir sıkıntısı vardır. Hemen hemen her yerde de, sosyal medyada da duyarız. Paramız yok derler. Tabii ki bu hani bir naifliktir ama biz öğrencileri düşündüğümüz için biraz daha 4 TL'ye yaptık bunu, dürüm artı ayranı. İnşallah tadını da beğenirler, gelirler. Çok güzel, gerçekten çok ince zarif düşünmüşsünüz. Peki izleyicilerimize bir örnek dürüm yapalım. İçine neler katıyoruz, nasıl yapıyoruz, bir ustamızın artık elinden bir görelim. Daha sonra da tadım kısmına geçeriz. Burada sanırım soslarımız var. Evet. Neler katıyoruz içine, isteğe göre mi bunlar? Tabii ki ilk önce isteğe göre soruyoruz, hangisi olsun diye. Ali Baba'ya özel Meksika sosu var içinde, acı sos dediğimiz. Kendi karışımları sanırım, evet. Kendi tasarladı. Evet, onun haricinde acı biber turşusu var. Normal konserve turşu, salatalık, domates, marul. Evet, çok güzel. Şimdi başlayalım, dürüm yapmaya başlayacak ustamız. Usta diyorum bu arada ama hem alışırsınız ustaya çünkü ustalık yolunda ilerliyorsunuz çok güzel bir şekilde. Teşekkür ederim. Tek başınıza mı çıktınız bu yola? Tabii ki, tek başıma çıktım. Destek olarak arkamda tabii ki ailem vardı ama onlar biraz daha bu işi daha önce yapmadığım için korktular biraz. Ama kendimi şu şekilde ifade ediyorum, girişimciyim tamamen. Ne olursa olsun %100 risk alırım, her şekilde altından kalkacağımı da inanırım. O yüzden kendimi böyle tanımlıyorum. Şimdi girişimci birini görünce de mutlu oldum. Girişimci olmak isteyenlere ve girişimcilik yapanlara ne söylemek istersiniz gençlere yönelik? Gençlere ilk önce şunu söylemek isterim. Tüm olumsuzlukları kafalarından ilk önce bir silsinler. Bakış açılarını değiştirsinler. Yani etrafında herkes bir şeyler söyler. Ama önemli olan sizin ne istediğiniz. Çünkü şöyle örnek verebilirim. Evlendiğiniz zaman siz evleniyorsunuz, başka biri evlenmiyor sizin eşinizle. Hani bu neticede de aynı çerçeveden bakacak olursak başkasının ne dediği değil, sizin ne yapmak istediğiniz önemli. O yüzden bunu söylüyorum yani. Evet, çok teşekkür ediyoruz, çok güzel konuştunuz. Şimdi o zaman çiğ köftemize geçelim. Evet, çiğ köftemizi yaparken sohbetimize devam edelim. Şimdi işletmemizde bir farklılık yapmak istiyor muyuz? Böyle bir geleceğe yönelik bir planlamalarımız var mı? Tabii ki. Mekan olarak daha bizi çok güzel şeyler bekliyor burada. Olacak da bu sürpriz olsun diyelim ama. Birkaç ipucu verelim seyircilerimize ki merak etsinler istiyorum. Şu şekilde bir çiğ köftecide ne olamaz mesela? Mesela ne olamaz? Bir kebap beklemem ben. Bekleyin derim ben. Bekleyin. Tabii. Gerçekten. Gerçekten. Evet, şu an ipucumuzu aldık. Sürpriz olmasına rağmen sağ olsun Emre Bey bize söylediler. Bir çiğ köfteciye gelip de bulamayacağınız kebabı bulabileceğimizi söyledi. Geleceğe dair peki kebap zaten bir üst seviye bir çiğ köfteci için ama böyle farklı kendi kafanızda kurduğunuz bir proje veya tasarladığınız bir yatırım da var mı işletme adına? Şu şekilde gençlerimiz PlayStation salonları var. Eğlenmek ve stres adına kafa dağıtmak için oralara gidiyor. Biz de şu şekilde bir şey düşündük. Hem yemek yiyip karınlarını doyurabileceği hem de oturup arkadaşlarıyla sohbet edip oyun oynayabileceği bir mekan haline getirmek istiyoruz. Tabii ki bu proje ilerleyen dönemlerde olacak bir şey. Şu an ikinci kafamızdaki de bu var proje olarak. Çok güzel bir yatırım olur, çok güzel bir adım atmak olur. İnşallah dilediğiniz gibi böyle güzel bir şekilde sonuçlanır diyorum. Çiğ köftemizi yapabiliriz. Ben sizi çok tuttum bu arada. Evet, çiğ köftelerle masamızı doldurduk. Hem porsiyonumuz var hem de dürümümüz var. Hem de burada çiğ köfte içine koyabileceğimiz marullarımız da var. Yanında isterseniz bir sürü de içecek çeşidimiz var ama ben çiğ köftenin tadını alabilmek için herhangi bir içecek istemedim. Şimdi porsiyon fiyatları ne kadar? Ondan söz edelim seyircilerimize. Tabii ki. Porsiyonumuz tamamen isteğe bağlı. Gramaj olarak gidiyoruz. 100 gram, 200 gram diye. 10 TL'lik gramajımız 200, 20 liralık gramajımız 400, aile porsiyonumuz var 600 gram, onun da fiyatı 30 lira. Evet. Şimdi çiğ köfte severler eminim ki aile porsiyonundan, aile porsiyonu muydu? Doğrudur, aile porsiyonundan tercih eder diye düşünüyorum. Bakalım, ben de ilk defa lezzetine bakacağım. Şöyle elimizle, böylesi daha keyifli eminim ki. Bu sosumuzun ismi? Hafif acılı tatlı. Hafif acılı tatlı. Evet. Çok ilk defa duyuyorum sosu da. Sosla birlikte tadıyorum. evet bir çiğ köfte sever olarak gerçekten içindeki baharatı mı diyeyim artık ya da kıvamı mı diyeyim artık çok lezzetli. Çiğ köfte severler, gerçek bir çiğ köfte lezzeti arıyorlarsa muhakkak Ali Baba'ya gelsinler. Savunduğunuz kadar lezzetliymiş gerçekten. Teşekkür ederim. Peki. Bunun yanı sıra neler var? Mesela tost yazısı gördüm. Evet, tostumuz da var. O da 1,5 aydır var, ilk günden beridir tost yapıyorsunuz. Doğrudur. Neli tostlar yapıyorsunuz? Yumurtalı kaşarlı, sucuk kaşarlı, karışık, çift kaşarlı. Yani tamamen isteğe bağlı o da. Bu hafif acı tatlı değil mi? Hafif acı tatlı da çok farklı bir söz. Bu Ali Baba bünyesinde mi, bayisinde mi yapılan bir ürün? Evet, kesinlikle. Peki başka soslarımız neler vardı? Tekrar değinelim. Şurada bir tane daha sosumuz var. Arkadaşım çekerse burada. Bunun ismi neydi? Bu da bayimize yine özel, bayağı bir acı, Meksika sosu. Meksika sosu. Evet. Meksikalıların zaten acısı bir başka acı olur. O yüzden hiç onu denemiyorum bile. Daha da acı sevenler bu sostan tadıp üzerine bir de bu biberi yerlerse sanırım isteklerini karşılamış olur. Şimdi bir de dürümümüz var. Dürüm fiyatı öğrencilere ayranla birlikte 4 lira dedik. Normal vatandaşlarımıza, müşterilerimize ne kadar? Normal müşterimize de dürüm şu anda 4,5 lira. Aslında çok da yüksek bir miktarda değil. Onun da tadına bakalım şimdi. İçine katılan ürünlerle birlikte. İçerisinde neler vardı? Tam tekrar hatırlatalım izleyicilerimize. Turşumuz var. Salatalık turşumuz. Onun üzerine domates, en üstüne marul, limonla beraber nar ilişkisi birleşerek harika bir tat ortaya çıkıyor. Güzel. Şimdi onu tadıyoruz. Evet, dürümü tek başıma bitirdim. Gayet de lezzetli. Bir iki tane daha yerim yani, öyle söyleyeyim. Tıkamıyor da aynı zamanda, hafif de bir ürün. Peki buradan seyircilerimize ne söylemek istersiniz son olarak? Bizim çiğ köftemizin zaten en özel yanı da bu. Yedirdikçe yedirtiyor. Yani ben hani bir dürüm yiyip bana yeter diyen insan bile 3 dürüm yediği oluyor şahsen burada. Yani kendim satıyorum diye söylemiyorum. Gelip bence denemeleri gerekiyor. Evet. Muhakkak Adıyamanlı çiğ köfteci Ali Baba'ya gelip bu lezzeti tadabilirsiniz. Hem farklı lezzette soslar da deneyebilirsiniz. Dileğe göre porsiyon ve dürüm olarak da tadabilirsiniz. Ama muhakkak sizi Ali Baba'ya bekliyoruz. Adresimizi de Emre Bey'den dinleyeceğiz. Zaten altta yazacak adresimiz. Dinliyoruz sizden. Tabii ki Herikli Mahallesi, Mustafa Parmaksız Caddesi, No 17C, Nevşehir Merkez. Herkesi bekliyoruz.